Selamlar arkadaşlar. Bugün Lux Support oynuyorum. Oyunun sesini biraz kısacağım. Ya çok video çektim. Bu hafta muhtemelen az sayıda video gelecek. Çünkü sesim çok kısıktı videolarda. Yani ben anlamıyordum kendi dediğimi. Her yere de düzeltme eklemek olmaz yani. Yani yazı yazmak onu diyorum. Şurada bunu diyorum, burada bunu diyorum gibi. O yüzden Trash, rakipte Trash mid var ve support eşyası almış. Işık güzel olduğu kadar yakıcıdır da. Twitch'e hangi gün girdiğini bilmiyorum. Bayağıdır da Twitch oynandığını da görmedim. Dün bir Twitch geldi yanıma. Yani çok iyi oynuyordu aslında ama oyun okuması yoktu. Mesela şifayı çok geç attı. Ben öldükten sonra bana şifa attı. Güzel. Yumi beni niye kovaladın kanka? Onu çalmak istemedim ya. Tristana'yı öldürmek zorundaydım çünkü beni öldürecekti. Ya aslında bu hafta için 5 tane falan videom vardı. Fikir mi? Dediğim gibi işte 5-6 tane videom vardı ama işte ses sıkıntısı. Çok kısık sesim yani. Buraya oynarız bu arada Twitch. Feyze gitme gel oynarız. Yumi güçlenmeden, yani o item çıkmadan. Çünkü can basması hayvan gibi olacak. Onu ne kadar geciktirirsek oyun ortasında onu yapamayacak duruma gelecek yani. Lux'la ebediyi açtım. Ebedilerde şurada gözüküyor. Hayır. Pink biraz. Neden pink girdiğini de anlamıyorum yani. Şu an Wi-Fi bağlantısı yok. Evde tek başımayım. FPS'im de düştü. Yine pink. Kendi mobil verime bağlanacağım sanırım. İyilik için savaşıyorsan yenilgiden korkma. Zorlayacağım beni. Ölmedi. Seth bütün yetenekleri kaçırdı. Yumi de şey gibi kurtarıyor anasını satayım. Güzel. Yani Zed'in... Ya, jungle'a uygun yaptılar Zed'i ama... Yine de jungle potansiyeli olduğunu düşünmüyorum ben. Yani baskın konusunda falan. İçin değerli bir element. Hep buraya geliyorum. Bir indirim yapsaydınız bari. Kara mühür alabilirdim aslında ama. Bir sonraki base'de alırım. Lux'ı bu kostümü açtıktan sonra çok fazla oynamaya başladım. Buradayım ki. 80-90k falan sanırım. Sürekli oynuyordum. Hep support'ta oynuyordum. Support oynamayı da seviyorum. Bu arada videolara gelen eleştirilere de bayağı dikkate alıyorum. Bilgi aydınlatır. Bir arkadaş hızlı lig atlama konusunda video istemiş. Onunla ilgili nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum çünkü ben de çok yani bilseydim silver olmazdım sanırım. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Support oynarken dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeyim ben. Lux'ımız var. Orman kontrolünü sağlamanız gerekiyor oyun içinde. Bir
Şöyle mesela şu item. Bu arada support'ta ne oynuyorsanız oynayın, support itemi almak zorundasınız. Ben görüyorum hani voli 1 oluyor mesela, Doran kalkanı başlıyor. En güçlü ışık Ping girdi kaynağı yine bana. içimizdeki. Doran kalkanı başlıyor. Şimdi Doran kalkanına başladığın zaman gold kazanıyorsun. Çünkü farm almıyorsun. Sadece skorlardan, asistlerden aldığın şeylerle gold kasabiliyorsun. Işık bize yol gösteriyor. Bu da bu arada Twitch'ten gizli gizli aldım onu. Gold'un. Kule gold, barikat gold'un. Böyle olunca oyuna çok geç bağlanıyorsunuz. Yani şey olarak item bitirme, item Işık konusunda bayağı olmadan geç hikayesi kalıyorsunuz. O olmaz. yüzden support sistemini alın. Yani Yadigar kalkan olur işte, Buraya kadar. büyü hırsızının marifeti olur. Bunlar gold kasmanızı sağlıyor, öyle söyleyeyim. Hani Riot bunları boş boşuna koymamış oraya. Işık kapanır. Elementler benim yanımda. Yine pink girdi. Güzel şifasını aldık. Işık Şu silahlarımdan pinkten sadece de bir. nedense bir türlü kurtulamıyorum. Hadi be, o E'yi yetiştirseydim. Burada Zed patlar diye. Zed'i de bilmeyip jungle almak. Bu arada çok güzel bir tane Zed videosu çektim. Onda da ama ses çok büyük sıkıntıydı. Atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Şöyle alev yapalım. Yani isterseniz atayım. Yorumlarda belirtin. Yani video çok güzel oldu ama skor olarak falan. Güzel, temiz, çok temiz skor aldık. Twitch de güzel oynuyor. Şifa'yı mesela attığı sırada o Tristana beni kovaladı. Beni hayatta tuttu. Şifa atma konusunda. Ya bu arada bot lane'de oynarken iki kişi olduğunuzu unutmayın. Yani sadece kendinizi düşünmeyin. Ne olursa olsun. Yani ben ADC'yim. Ben işte kassam yeter gibi düşünmeyin, çünkü supportunuz da öne geçmezse, yani tek başınıza öne geçmeniz evet bir yerde işe yarar ama genel olarak supportunuzun da öne geçmesi lazım. Hele ki böyle yanınızda Lux, Morgana gibi hasar veren supportlar varsa, dürten sürekli, onları da düşünmeniz gerekiyor. Hani o ölsün ben kalayım mantığına girmeyin. O şifa saklama olaylarından falan bahsediyorum. Ve mesela şu an Ornn 4-0 oynuyor. Ve onu zırh kasıyor. Ben Lux oynuyorum ve kuleyi açtıktan sonra sapa çıkacağım. Twitch de muhtemelen bana uyar. Gelir benimle. Yine karamıyor alamadım. Bunlar ejder'e giriyorlar. Yasuo'muz iyi durumda. Aslında Aatrox'la Yasuo yer değiştirebilir. Yasuo %147'ye de ulaşmış çünkü. Büyük suikastçı Twitch bu yüzüne gidiyor. Tamam. O fikirdi yine. Bu arada totemitemiz bittiği zaman arayıcı mercek alın. Ben unuttum almayı. Buna da bu Elo'da çok görüyorum. Yani kendi Elo'mda. Almıyorlar arayıcıyı. O merceği işte, hikaye merceğini. Onu alın muhakkak. Çünkü yani o kadar totem atamıyorsunuz zaten. Zaten elinizde 3 tane de totem var. O yüzden gerek yok. Güzel hareket yaptı. Öne doğru çıktı. Dostumuz ölür mü orada?
İzledim dikkat, eliniz yanabilir. Olabilir. Öldü abi. Evet. Bunlar hala burada mı? Farm yaptırmadık Tristan'a. Lux'la bu arada ben Morgana banladım. Morgana'ya karşı biraz zorlanıyorum. O yüzden Morgana. Brent de biraz zorlayabiliyor. Yani iyi bilen bir Brent. Zed burada. Zed alırız. Güzel. O biraz pink girdi orada yine. Hemen kahin merciği. Pink ward da alın. Yani ben çok almadım bu oyun ama alın. Dediğim gibi bu görüşte öne geçerseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Atroxumuz ne yapıyor? Bilerek besliyor Atrox. Tilt olmuş biraz. Mesela bak hiç wardlar yok. Hiç ward atmıyorlar. Yumi'nin mesela ejderi gelip bir ward atması gerekiyor. Ateşin ışığı hoş görünür ama uzakta. Bıktım şu pinkten ya. Mesela bunu reportlayın demiş. Tamam, reportlarız. Ne reportlanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama. Güzel 8 seviye oldu. Ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi köyü tutamayacağım için. Ya gerçekten sıkıldım şu pinkten. Bir şeyleri ateşe veresim var. Hasarımız şu an bayağı iyi. Yani bir mecraya gidebilirdim aslında bu maç. Aa, Zed buradaymış. Köyü tutturamadım ya. Yani vaktim kalmadı köyü atacak. Güzel, Zed de öldü. Harika. Gerçekten harika. Bu saatten sonra almasam mı, alsam mı karar veremedim ya. Alayım ya. Ölmem artık herhalde. Thresh traktörü bitirmiş. Ya böyle troll şeyler. Çok güveniyorsanız kendinize yapın da, güvenmiyorsanız özellikle rankta yapmayın yani. Bir de hero deneme olayları. Mesela Atrox muhtemelen hero'yu deniyor şu an. Karşısına güçlü bir şey gelmesi. Form güçlü bir top lane. Ben ona iyi hasar vuruyorum çünkü zırh kasmış hep. Çarpma at nasıl mı alır bilmiyorum. Yine ateşin başıma vurdu. Güzel oyunu bitirdik yani, kazandık. Harika. Bak şeyde bende kaldı. Karamürüm direkt 5 yüküye ulaştı. Ya oyunu bottan egal ettik. Yasuo da midde iyiydi çünkü karşısında Thresh vardı. Yasuo'ya karşı blue altı girme ama işte. Güzel kaçtı. Kaçtın değil mi? Thresh hala kovalıyor mu? Kile aç biraz sana. Mid farkı diyor da yani bottakilerin de hiçbir şey yok ki, işlevi yok ki.
Kanka adam 6-2. İşte bu takım içi konuşmalar da çok önemli arkadaşlar oyunda. Yani 3'te 3'ünü çaldım mesela. Öldüremem diye düşünmüştüm ama öldüm. Asist alabilmek için yapmıştım yani. Efes verirler muhtemelen. O ultinin süresi çok kısa olduğu için fanları falan atabilirsiniz yani, çok büyük sıkıntı olmaz. Yusu ölme. Ölme. Ejder geliyor. Gerçi çok da şu an ejder almaya ihtiyacımız yok gibi. Yine LCS. Q attım. Çok güzel oynadık bu oyun. Gereksiz iki kere öldüm ama aslında orada yani hayır ya. Kara müziklerim düştü. Ondan ölmek istemiyordum. Moral eve gideceğim direkt. Zaten oyun da bitti. Yani çok da şey değil. Yani güzel oynadık oyun. Umarım sesleri sıkıntı olmaz da bu videoyu atabilirim ya. Yasuo öldü mü? Ölmedi. Yani bir kişi ne yazık ki oyunu taşımak için yeterli değil. Ornn bu arada şu an meta'nın en güçlü supporterlarında. Yani çok fazla işlesem. Bir de şeyi giriyorlar Ornn'a, bu rune değil de bu spell değiştirme rune'ü. Neydi onun ismi? İsmini unuttum. O rune'e giriyorlar. Şu an orman kontrolü yapmıyorum ama mesela şurada bir tane pink ordumuz var. Burada benim koyduğum bir pink ord var. Ve gördüğünüz üzere oyun içinde de sürekli totemleme yaptım. Şu an çok gerek yok çünkü oyun bitti. Hemen oyun sonu ekranına geçelim. Twitch'e onları vereceğim. Yanımda iyi oynadık. Yani birlikte iyi oynadık. S8'i almışım. Güzel yasa eser kalmış. Hasarlar da bu şekilde. Ornn bayağı yüksek hasar vurmuş. Bizim carry nişancıyla aynı hemen. Ve tek başına oynamış işte gördüğünüz gibi hasarlardan da. Ben de iyi hasar vurmuş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.